Şimdi sistem nasıl işliyor başlayalım. Asıl bunu konuşalım biraz. İlk önce şunu merak ediyorum. Kadınlar neden hepsi aynı? Ee... Yani herkes şişkin dudaklara, şişkin göğüslere sahip. Giyim tarzları aynı. Fazlasıyla frapan ve fazlasıyla dekolte var. Öncesi sonrası fotoğraflar var. Onları da izleyicilerimiz görüyor şu anda. Neden aynılar? Şöyle yine dosyadan ilerleyelim isterseniz. Hı hı, lütfen. Ee, 80'li yıllarda Adnan Oktar Ankara gece hayatına çok düşkün. Orada etkilendiği birkaç bayanın fiziksel özelliklerini de etrafındaki kadınlara uygulatıyor. Dolayısıyla böyle bir merakı var. Evet. E, estetik ameliyat mı yaptırıyor dediniz ee, yani işte başka doktorları var mı? Mesela nasıl işliyor o sistem? O kadınlar e, sürekli e, bir estetikten mi geçiriliyorlar? Yoksa e, çeşitli doktorlara mı gidiyorlar? Tanıdık bilindik doktorlar mı bunlar? Örgütte zaten örgütün doktorları var kendi içerisinde. Yani e, On, o, onlardan yardım alıyorlar. Tabii ki onlardan yardım alıyorlar. Yani sadece estetik değil. İşte cinsel yolla bulaşan hastalıkların tedavisinde de bu doktorlardan faydalanıyorlar. Şunu biraz daha açayım. Birine benzetmeye çalışıyor. Evet doğru. Kime benzetmeye çalışıyor onları? Onları 80'li yıllardaki işte Ankara'nın gece hayatında etkilendiği bir kadına benzetmeye çalışıyor. Herkese aynı yapıyor. Evet. O kadına benzetmeye çalışıyor. Çok acayip gerçekten. Peki evden birçok doğum kontrol hapı çıkıyor yaklaşık 500 kutu. 500 kutu. evlerden. Evlerden. Kaç ev evet. var? Tam sayısını hatırlamıyorum. E... 130 küsür olabilir. Tam bilmiyorum şimdi. Hani yanlış bir bilgi vermek istemiyorum. 130 küsür ev var. Değil. Evet. Yani 130 130 adrese eş zamanlı operasyon yapılmış diye hatırlıyorum. Yanlış olabilir. E... Toplamda 500 küsür kutu çıkıyor öyle evet. mi? Evet, 500 Küsür kutu çıkıyor ancak şöyle burada bir ayrıntı var ona değinelim istiyorsanız. Hı hı, tabii buyurun. Bu doğum kontrol hapları e, doğum işte... Kontrolü yani için. Değil. E, doğum kontrolü için? Değil. Doğum kontrolü için değil. Fiziksel özelliklerinde bir değişim yapmak için yani en hafif tabiriyle bu şekilde ifade edebilirim. Bunun için kullanılıyor. Hormon hapı olarak kullanılıyor. Gibi. Evet doğru. Ayrıca yine bu evlerle ilgili... Şöyle bir özellik hı hı. var. Bu doğum kontrol haplarının çıktığı evlerle ilgili de şöyle bir özellik var. Bu evlerde resmi nikahlı olmalarına rağmen e, erkek ve kadın birlikte yaşandığı evi yok. Yani bu doğum erkekler ayrı evdedeler. Evet. Kadınlar ayrı ev. Evet. Kimlerle evliler? örgüt içinde bir, örgüt bir, bir içinde evliler. Evliler. Evet. evliler. Neden evliler? Ayrı evde yaşıyorlar. Yani bu örgütün bir stratejisi zamanında şunun için işte bir operasyon veya bir dava süreci olduğunda biz zaten işte karı kocayız. Hani normal bir aile hayatı yaşıyoruz demek için birinci sebebi bu. İkinci Hı. sebebi ailelere işte ben evlendim artık işimle yaşıyorum deyip ailelerin evlatlarının peşinden koşmasının biraz olsun önüne geçebilmek için çeşitli sebepleri var. Çocukları var mı hiç? Çocuğu olan, çocukları olan e, örgüt üyeleri de var. Mahkemede çok enteresan şeyler var mesela bununla ilgili. E, Yargılamaya yapan mahkeme başkanımız soruyor evli bir çifte. Hı. E, mesela birbirlerinin doğum tarihlerini bilmiyorlar. Anne baba isimlerini bilmiyorlar. Kardeş isimlerini bilmiyorlar. Birbirlerinin hayatlarıyla ilgili en temel bilgilerden yoksunlar. Yani, ama evliler. Ama evliler, evet. Evet. Peki şimdi kadınlar ve erkekler onları konuşalım. Kimdir bu kadınlar ve erkekler? Bize hikaye hikaye anlatın istiyorum. Ee, nasıl giriyorlar örgüte? Kaç yaşında giriyorlar? Hep şöyle bir şey var. Herkes çok zengin. Zaten çok zenginler. Adnan Hoca onları alıyor ve eve e, etkiliyor. Ondan sonra da bu ailelerin paralarını yiyor. Öyle mi? Öyle değil. Nasıl? Şöyle e, yani hani örgütün finansal sistemine de mutlaka değinmek gerekir bu Hı. programda diye düşünüyorum. Tabii tabii konuşacağız. Şimdi diyorsun. örgüte çıkmak için, girmek için e, zaten belli özelliklere sahip olmanız gerekiyor. Yani e, sıradan yoldan giden bir insan e, bu örgüte giremez. Yani belli şartları var. Nedir ya onlar? Çok, çok zengin olmanız gerekiyor. Ya çok güzel veya yakışıklı olmanız gerekiyor. Ya da çok özel bir beceriniz olması gerekiyor. Bu üç şarttan bir, bir tanesi yoksa zaten o Özel bu beceri gibi. mesela ne olabilir? Mesela çok iyi tercüme yapıyor hmm. olmanız gerekir. Anladım. Mesela çok iyi kitap editörlüğü yap, yapıyor olmanız gerekir. Hmm. Ee, özel bir beceri. Herkeste olmayan kolay kazana, kazanılamayacak o, bir... Külçe gibi kitapları o aslında Adnan Uluktar yazmıyor mu yani? Onu anlıyorum ben mesela şu Hiç anda. Hiçbir şekilde kendisi yazmıyor. Yanındaki e, ekibi yazıyor. Şeyh değil, mürit uçurur deniyor ya yani. Aynı hmm. o şekilde. Peki biraz daha başa dönelim. Mesela bir hikaye anlatın bize. Bir kadının oraya giriş hikayesini anlatın. Şimdi size en çarpıcı gelen, en ya nasıl olur bu dedirten. Şimdi sistem aslında şöyle işliyor. Bunu farklı rayların olduğu bir fabrika gibi düşünebilirsiniz. Şimdi birinci rayın başında. Tertemiz, hayat tecrübesi olmayan, güzel hayalleri olan bir kız evladı. Rayın başında, birinci rayda kız getirme ekibi var. Yani ve bunun başında bir yöneticisi var. Örgüt jargonunda bu kız getirme imamı imamı olarak algılanıyor. Ancak ben imamlarımızı yani bu kelimeden rahatsız olmasınlar diye yönetici olarak örgüt jargonunu kullanmadan. FETÖ'de de çok kullanıldı biliyorsunuz. Evet. evet. Yönetici olarak hı hı. E, söylemek istiyorum. Bir kız getirme yöneticisi var ve bunun altında kademe kademe kız getirmekle görevli örgüt üyeleri var. Bunların tek işi örgüte yeni avlar kazandırmak. Sadece bununla ilgililer. Kaç kişiler? Yani bu sayıları sürekli değişiyor. Bunlar erkek mi? Erkek. Tamam. Evet. Baktığınız zaman ikna kabiliyeti yüksek, yakışıklı, örgütün parasıyla çok kendisini zengin gösteren, konuştuğunuzda dini bilgiye sahip ve ortalama ahlaki değerleri önemseyen bir insan var karşınızda çok bilineni Bora Bora Yıldız. Bora Yıldız, değil mi? Evet. Yani o şef mi yani Evet. kız, kız getirme, getirme imamı dedikleri. Evet. Doğru.